ülkemiz uyuyor. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ikincilik dediği, çok teknik bir konu, belki oralara çok girmeye de gerek yok. İkincilik dediği, yani asıl olan kendi ülkesinin vermiş olduğu kararlardır şeklinde bir yaklaşımı. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çifte standartlarını da görüyoruz. Yani bir yerde teröre, bırakın terörü övme, destekleme, terör eylemlerine karşı sessiz kalmayı bile demokratik toplum için tehdit olarak görürken, bakıyorsunuz Türkiye'de belli konularda çok ideolojik baktığını, AİHM kararlarının da çok ideolojik, yanlı kararlar verdiğini, Türkiye'de işte siyasi maddelerle, siyasi sebeplerle faaliyetler yapıldığı gibi asla kabul edemeyeceğimiz kararlar da veriyor. Ama esas itibariyle Türkiye bu konuda hangi uluslararası sözleşme imza atmışsa bunun elbette mükellefiyetini Sayın yürütme Bakan, olarak getiriyoruz. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın ben Mehmet Uçul diyor ki sana. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne uygulamayacağız, bağlayıcı değil. Anayasa Mahkemesi siz, kararları için de söyledi. Evet, yani dolayısıyla mahkeme, bu görüşe katılmıyor musunuz? Şimdi Anayasa Mahkemesi evet. kararları bir temiz merci gibi değil. Taşla ilgili söyledi. Yani, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları. Çok çok farklı, yani biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili süreçte karar verdi. Bu karar verdikten sonra yeniden yargılama sebebi olarak düzenlemeyi yaptık, getirdik. Ama kararı verecek olan, yani biz egemenlik hakkı var. Türk milleti adına Türk yargısı karar veriyor. Yani orada bir ihlali tespit ettiyse de bunun nasıl bir şekilde karar vereceğini, dosyayı açacak, deliller burada, yargılama yapacak olan Türk mahkemeleridir. Ve o konuda yeniden yargılama yapılır ama kararı bu çerçevede verecek olan Türk mahkemeleridir, Türk yargısıdır. Genel itibariyle bir anayasa mahkemesi de temiz merci değildir. Yani bir konunun, ya sen 10 yıl vermişsin, 5 yıl vermen gerekir, 15 yıl vermen, beraat ettirmen gerekir gibi bir yargılama yapamaz. Bir hak ihlali var mı yok mu onu tespit eder. Bir Yargıtay değildir. Bu anlamdaki düzenlemeler, değerlendirmeye bakıldığında sözleşme neyi gerektiriyorsa, anayasa neyi gerektiriyorsa Türkiye'de işleyen bir hukuk sistemi vardır. Bu konuda uygulamada bazı aksaklıklar varsa da bunlar giderilmesine yönelik yine her türlü mevzuata yönelik adımlar ne atılması gerekiyorsa bunları da ev ödev olarak hazırladık ve adımlarını atıyoruz. Size çok önemli bir başlığı sormak istiyorum. Çünkü bu konudaki hassasiyetinizi biliyorum. AK Parti hükümetleri birçok alanda hukukta da mücadele ettiler. Özellikle işkenceye yönelik, işkenceye sıfır tolerans şiarıyla hareket edildi. Bundan iki yıl önce ben Diyarbakır işkencecisi Esat Oktay Yıldıran'a işkenceci dediğim için hapis cezası almıştım. Siz de çok teşekkür ederim. Lütfedip aramıştınız. Ve AK Parti'nin, hükümetin bu konudaki duruşunu ortaya koymuştunuz. Ve demiştiniz ki biz bakanlık olarak Yargıtay'ı kanun lehinde bozmak için başvuracağız. Nitekim başvuru da yapıldı. Yargıtay reddetti. Yani Yargıtay Diyarbakır işkencecisi Esat Oktay Yıldıran'a işkenceci demenin suç olduğuna hükmetti bu durumda. Ben böyle bir sonuç çıkarıyorum. Şimdi siz de hakikaten çok önemli çalışmalar yapıyorsunuz. AK Parti hükümetlerin öncesinde Türkiye'nin bu konuda karnesi çok sıkıntılıydı. Şimdi evet. Son dönemde çok yoğun okurlardan mektuplar, e-mailler alıyorum. Gözaltında işkenceler, kötü muameleler olduğu yönünde, kayıplar olduğu yönünde, yine bir, işte beyaz toroslarla insanların götürüldüğü vesaire. Bunların bir kısmı dezenformasyon da olabilir. Yani hakikaten puslu bir süreçten de geçiyoruz. Ne dersiniz? Bunun bir gerçekliği var mı? Varsa siz bunu önlemek için bir şeyler yapıyor musunuz? İşkence konusu devletin içinde bir takım odaklar tarafından yeniden hayata geçirilmeye çalışılıyor mu? Böyle bir tehlike belki var mı? Belki buna bir de çıplak arama tartışmasını da eklemek lazım. O da çok konuşuluyor şimdi, son günlerde. İşkence ve kötü muamele AK Parti döneminde sonlandırılmış çok önemli adımlardan birisi. Biz işkenceye karşı, işkence suçlarına karşı zaman aşımı yoktur, zaman aşımını kaldırıyoruz diyen nadir ülkelerden biriyiz. Ve bu çok doğru bir adım. Şimdi eylem planında bir başka adım var. İşkence kötü muameleden dolayı kamu görevlisi genelde bu tür uygulamalarda muhatap ya da işin faili. Disiplin cezalarında da zaman aşımını kaldırıyoruz diye bir hedefimiz var. Bu konuda düzenleme yapacağız. Öncelikle Türkiye'de bir işkence, kötü muameleye ilişkin gerek kollukta gerek cezaevlerinde bu konudaki asla iddiaları kabul etmiyoruz.